Selamünaleyküm arkadaşlar. Cümletten hayırlı bayramlar diliyorum. Bu büyük bir ihtimal bayramın ikinci günü veya üçüncü günü gelecek olan bir video. Biz Arife günü çalışıyoruz. Yani video sıralamalarına göre belki erken de gelebilir. Cümletten Kurban Bayramınız hepimizin mübarek olsun diyorum arkadaşlar. Audi'nin turbosu geldi. Abdullah Usta bunu bir hışımla topladı. Ben de dedim ki hop ne yapıyorsun? Biz dedim video çekecektik hani haberin yok mu falan. Sen öbür arabaya daldın dedi, işler var dedi, Arife günü bugün dedi, çıkartmamız gerekiyor falan arabaları derken senin için bir daha sökeyim dedi. Ve egzoz boğazını açtırdık kendisine ama turbo yerinde şu an. Audi'den bahsediyorum. Audi'nin turbosunu göstereceğim size. O Westgate'in nasıl takıldığı Westgate'i şimdi göstereceğim. Ne hale geldi? Yani düzeldi mi, düzelmedi mi, turbonun yenisi geldi mi? Nasıl çalışıyor turbo? Bunu göstereceğim arkadaşlar. Sonra test aşamaları olacak toplamadan sonra. Önce ben size malzemeyi bir göstereyim. Nasıl düzelmiş, düzelmemiş mi? Bu arada bu araç garantiden yapılıyor. Onu da söyleyelim. Bana herhangi bir ücret ödemeyecek turbo için. Geçelim arkadaşlar. Turbonun mekaniğini gösterelim. Hem de Abdullah Usta'yı gösterelim size. Bekliyor şu anda. Toplayacağım çabuk işte videonu yap falan filan dedi. Demime aldanmayın, öyle bir şey söylemedi. Senin için tekrar sökerim dedi. Söktü ve göstereceğim şimdi. Hemen geçelim turboya bakalım neler oluyor. Bu arada bunu niye uzatıyorum biliyor musunuz? Tekrarlıyorum. Hani bana bu tekrarladığımı uyuz olanlar var ya, daha da çok bana uyuz olsunlar diye. Şimdi geçiyorum arkadaşlar turboya. Audi'mizin turbosunu gördüğünüz üzere egzoz manifolduyla birlikte yerine yerleştirdi Abdullah Usta'm. Abdullah Usta hemen hava basıncını ayarladı. Biz size Westgate'i göstermiştik. Hemen şöyle tekrardan gösterelim. Bir dakika. Şöyle şurayı aydınlatalım. Evet ustacığım. Sıra sende Abdullah abi. Geliyor. Takılıyor kapıcı. Evet yeterli. İşte bu sistem kapatmıyordu arkadaşlar. Bir önceki videoda açık kalıyordu. Turbocu arkadaşımızla görüştük. Bize dedi ki bu turboyu sökün, bize geri gönderin. Şimdi tabi bu bununla bitmiyor. Bunun testini size gösterdim. Abdullah Usta şu anda topluyor aracı. Ustacığım. Ve ondan sonra yol testinde de bu çekiş düşüklüğü vesaire, bir anda kesme var mı yok mu, onlara da bakılacak. Arabanın diğer işlemleri de var. Onlar da yapılacak. Arife gününde teslim edilecek. Öğlene kadar bitirmemiz lazım. Aynen. Daha sıradalar var. Daha sıradalar var değil mi? Bakalım hakkımızda hayırlısı. İnşallah düzelir. Düzelir, düzelir. Bir şey olmaz. Bence de düzelecek. Burası çalışıyor, her tarafı çalışıyor. İyi Abdullah, ben gidiyorum o zaman. Tamam dur. Allah'a emanet. Senin makineyi çıkar da. He, benim makine çıkacak ya. Benim makine çıkar ya, problem yok. Çıksın. Ben hallederim bunu ya. Çıksın şu arabalar. Uzatıyorum ya. Hani şey yapanlar var ya işte, bizim muhabbetimizde sevenler var ya. Aslında bizi sevenler için video çekiyoruz ya. Aynen. Teşekkür ederiz onlara. Evet. Allah razı olsun. Evet, Allah razı olsun. O yüzden böyle uzatıyorum, çekiyorsun. Muhabbet yapıyorum biliyor musun? Çok boş konuşuyorsun diye. Valla. Gene ego. Yani şimdi. Ego da tatmin etmek gibi olmuyorsun ama. Aynen. Hiçbir zaman öyle bir şey işimiz yani. Olmamıştır ama. Yani yine de öyle söyleyenlere inada bindirmesinler için. İnada bindirdikleri sürece ben bunu yapacağım. Arkadaşlar bir sonraki kesikte görüşürüz. Abdullah toplasın. Arkadan da tabanca sesi sevenler için. Vur keke vur. Tabanca sesi sevenler için. Diyorum bir daha kesikte görüşürüz. Allah'a emanet. Audi'ye marş. Şu odaklama olayları yok bu. Abdullah Usta turboyu topladı. TPS'nin. Sıra bizde. Test aşamasında. Bakalım araç çekişten düşecek mi düşmeyecek mi? Problem nedir ne değildir? Bunun testini yolda zaten sizinle arkadaşlar paylaşacağız. Biz teste çıka duralım. Biraz çalışacak tabii. Yağ kaçakları vesairesi kontrol edilecek. Her turbodan sonra yaptığımız işlemdir bu. Bu aynı zamanda bu turbosu soğutmalı olduğu için su kaçakları, su vesairesi de kontrol edilecek. Hem su hem
yağ ile çalışıyor. Suyla da soğuma, yani su sistemi de geçiyor turbanın içerisinde. Bu yüzden arkadaşlar ikisi de bizim için önemli faktörler. Yani taktığımız şuradaki gördüğünüz borların herhangi bir keçesi vesairesi patladığı zaman arkadaşlar su da boşaltabilir, yağ da boşaltabilir. Bu bizim için bir risk. Bu yüzden bir ortalama bir 5 dakika 10 dakika aracı çalıştırdıktan sonra yol testine çıkıyoruz. Şimdi burada biraz çalışsın araç. Çalıştıktan sonra yol testine hep beraber çıkalım. Bakalım aracı ne olmuş, ne bitmiş. Abdülhasan'ın yorumları, bizim yorumlarımız. Ben de gaza basacağım, gazına basacağım aracın. Ne olmuş, ne bitmiş arkadaşlar. Bakacağız. Bir daha kesinlikle görüşürüz yol testinde. Arkadaşlar Abdülhasan ile birlikte test aşamasına başlayalım aracın. Ustam, evet. Memnun musun taktığın turbodan? Asfalt yırtıyor be. Asfalt ağlıyor görüyorum. Evet. Bu arada bizim dükkana arkadaşlar adresini soranlar var. Şöyle göstereyim. Bu yollara da aşina olanlar var. Samsun Kirazlık bölgesindeyiz biz. 19 Mayıs Sanayi'nin içindeyiz. Biraz ücra bir yerdeyiz. Bize göre sessiz ama size göre videolarda ispiral sesiyle meşhur olan bir sokak arasındayız. Şöyle göstereyim. Reklamda içerelim. Kartaş var. Kartaş'tan içeri giriyorsunuz. Şimdi test için Çırakma Rampası'na çıkacağız. Karadeniz'in amansız dağları. Şu an yırtınıyor. Diyorsunuz ki ne kadar acımasızca gaz veriyorsunuz ama araç sahibi bize ne demişti Abdül abi? Yani ne yapıyorsanız yapın, nasıl kullanıyorsunuz bunu, arızayı çözün dedi. Bir de şöyle bir şey var. Bu hemen sana şöyle çevireyim. Yüksek ısılara çıkınca 600 derecelere görünce bu mil bozmaya başladı. Yani şu anda Kerem'in yaptığı tamamen ne kadar yüksek devre olsa o kadar çabuk egzozu ısıtıyor. Yüksek dereceye çıkartıyor. Milde bozukluk var mı ona bakıyor. Öyle diyelim yani. Hani verdiğim gazı mı? Aynen. Şimdi vaniye böyle dibine kadar basıyoruz filan. Zaten sanayiciler hep böyle test yapıyor. Arkadaş yani normalde test yapıyor ama bu böyle test edilmesi gerekiyor yani. Yani benzinin düzgün yanması gerekiyor. O yüzden ben böyle gaz veriyorum ki yüksek devirde egzoz ısınsın. Vesgate ısınsın. Aba, hemen şuradan sola dönüyoruz. Yalnız var ya bu makine kesinlikle oldu abi. Yani motorun ciğerli ses yemesi, bilmiyorum mikrofona yansımış mı da. Bizim o diğer sattığımız A3'ten biraz daha iyi mi gidiyor? İyi gidiyor. Bana iyi gidiyor gibi geldi. Şey CMB motordan biraz daha iyi ha, Jax motor. Evet. Yeni çıkan yani triggerli olan motordan bu daha iyi. Öyle diye düşünüyoruz yani çekiş olarak. Çekiş olarak farkı var onu söyleyeyim. Ne kadar 125 beygir deseler de bu araba bu 122'lik daha iyi çekiyor onu söyleyeyim. Hemen şuradan sağa doğru dönüşümüzü sağlayalım. Evet. Kedi. Öf. Abi bu ne çıkıyor lan burayı? Arkadaşlar bakın Çırakma rampasındayım. Ben burada önceki videoda da burada test etmiştim bu arabayı. Tamam mı? 70-80'de kalmıştı değil mi? 70-80'de kalmıştı, bakacağız şimdi. Şu anda dikeyim aynı dikey, aynı yerdeyim. Levalardan şöyle göstereyim. Levalardan biliyorum. ISO biraz berbat, idare edin. Hala aksiyon kamerasını alamadım. Fırsatım olunca alacağım. Şimdi gaz veriyorum. Basacağım, kalkacağım şimdi bakın. Kesme yok. Bakın gazı bırakıyordum. Bıraktım yine aynı şekilde. Yükleneceğim. Şurada bir viraj var. Şuraya sizinle birlikte alayım. Yok abi. Kesme yok arabada. Vallahi tırmanıyor şu an. Efsane tırmanıyor yani. Turbocumuzun da eline sağlık.
kendisi de bu şekilde işini ne kadar hani severek ve işin arkasında olduğunu da bize ve size de göstermiş oldu. Doğru mu ustam? Aynen. Yani takdir ediyorum kendisini. Ya şimdi ustanın var ya, bin bir çilesi var. Enjektörcü çilesi var, turbocu çilesi var, rektifiyeci çilesi var. Müşteri sadece ustayı bilir. Muhatap onun olur. Usta hepsiyle muhatap olur. Bir sıkıntı çıkıp arkasında durmazsa işin, yine mahcup olan o adam değil. Usta olur. Suçlu da usta olur. Her şey usta olur yani. Onu söyleyeyim bir kere. Şimdi biz niye belki 3-4 rektifiyeci değiştiriyoruz, birinde sabit kalıyoruz? Niye? Adam işinin arkasında duruyorsa onunla çalışmak istiyoruz. Ben şimdi niye Samsun'daki herhangi bir turbocuyla çalışmak istemeyeyim? Bin bir türlü terane dönüyor. Abi sen burayı unutmuşsundur falan. Lan neyi unuttum oğlum? Bu gösteriyor işte daha. Basınç kaçırıyor diyor yani bu makineye. Al bütün sensörleri de kontrol ettim. Ne oldu? Yine turbo çıktı. Şimdi başka burada bir şey olsaydı var ya, anam, girdiydik birbirimizi. Değil mi? Aynen. Yani sıkıntı burada. O yüzden çalıştığımız ekipler güzel olacak ki müşteri de mağdur olmayacak. Biz de mahcup olmayacağız. Mevzu bu. Oba. Rampa aşağı yukarı bana mısın demiyor abi. Gram kesmiyor arabada ya. Eline koluna sattım. Şu an direksiyonu nasıl çevirdim kameradan belli oluyordur. Hayalimdir biliyor musun? Şöyle bir F1 pilot olmak ya da rally'e malliye çıkmak, ama pilot olamadık. Neyse bize tahmin ne yaparız sonra. Ne oldu? He? İndiğim yeri göstereyim size. Abdullah Usta şimdi bu yamaçlarda böyle hızlı 90'ı 100'ü gördüğümüz zaman, kendi kullandığı zaman bir problem yok ama biz kullandığımız zaman şöyle bir tedirgin oluyor yani ha. Yavaş dostum. Bir tedirgin oluyor. Neyse Audi videosunu burada bitirelim arkadaşlar. Bu arada burası gidişli gelişli yol. Yani inerken dikkat ediyoruz. Yol boşken basıyoruz, onu da söyleyeyim. Durum bu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Şeffaf bir video olmuştur. Ve bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorumlarda çekmemizi istediğiniz, yani gerçi hepsi bir olmuyor ama çekmemizi istediğiniz varsa arkadaşlar söyleyin, yazın. Aynen. Yazın. Elimizden geldiği kadar çekelim. Varyatör hala geçerli mi diyorsun? Varyatör hala geçerli, söyledim. Bu yani videoların en azından bir 10.000 görmesi lazım ha. 20.000 abi, bu video öyle boş video değil. Bak turbo ile alakalı bütün problemleri çözecek. Bir de yeni araçlardaki turbo ile alakalı. Evet, eskide değil yani. Bak kaç tane sensörü gösterdik, öğrettik. Yaparlarsa çekeriz, yapmazlarsa çekmeyeceğiz yani, onu söyleyeyim. Vallahi çekmeyeceğiz yani. Pratik bilgiler mi önce? Pratik abi, gerek yok. Yani yine çekeriz ama varyatörle alakalı hayatta video çekmeyeceğim. Eğer 20.000'e 1000 olmasın. Çünkü o 1000 lirayı bir şekilde çek. Abi uğraşsınlar ya. Ne diyeyim yani şimdi? Biz ödedik arkadaşlar. Yani bazen iş öğrenmek için bedel ödeniyor. Herhalde cebimizden aldık, dağıttık, parçaladık. Nasıl çalışıyor? Baktık yani. Arıza kodu ne? Ne arızası verebilir? Yani varyatörle alakalı bütün soru işaretlerine cevap getireceğimize inanıyorum o videoyla. Ve birçok kişiye de fayda olacak o video. Hangi motor kodunun? Varyatör genel anlamlı bir varyatör olur. Ama özellikle yine Volkswagen grubunun varyatörü, TSI motorların varyatörü. Varyatörle alakalı bütün bilgileri. Ama varyatör yine hepsinde aynı varyatör var. Kimi öyle cins takmış, kimi böyle şekilde takmış. Çalışma takmış. Sistemleri farklı. Sistem hep aynı. Arıza şekli hep aynı. Değişmez. Durum bu öyle arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu likelamayı. Şu bildirim zilini de açın arkadaşlar. Bildirim zilini açmayan arkadaşlar varmış. Sonra bana fırça kayıyorlar. Usta sen video açıyorsun da bize bildirim gelmiyor. Yoksa sen mi video atmıyorsun vesaire diyen arkadaşlarım var. Ben video atıyorum ama
siz bildirim zilini açmamışsınız, açmamış oluyorsunuz. Abone olurken lütfen bildirim zilini de açın, tüm yapın ve video attığımızda haberdar olun. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.